Kayserispor maçını 1-0 kazandık. Şimdi seyircilerimize maç hakkındaki görüşlerini soracağız. Görüşlerimiz evvel Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu sene. Evet, Allah'ın izniyle. O da güzel. Bu sene olamazsak çok zor. Ondan sonra da artık Allah kerimdir ama herhalde bir adım daha yaklaştık. Zaten burada 3-4 maç kendi sahamızda da var. 3 maçta deplasmanda var. Bu iş bitti, gözüne bakıyoruz. Bakalım hayırlısı. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet, maçtan sonra seyircilerimizin görüşlerini almaya devam ediyoruz. Vallahi çok iyi oynayamadık ama yine de olsun yani. Taraftarımızın desteğiyle maçı aldık. Tabii ufak tefek değişikliklerle birlikte şampiyonluğa gidiyoruz. Allah'ın izniyle. Başarılar dileriz. Vallahi benim görüşüm Bayburt'tan hiçbir şey olmaz. Bayburt'tan, ben de Bayburt'tayım ama Bayburt'tan hiçbir şey olmaz. Lider şu an ve son 7 hafta kaldı. Vallahi biz liderliği falan bu topuna alamayız. Tamam mı? Diye de bir şey söylemek istersiniz. Bu hoca değişikliği bize inşallah iyi gelecek. Daha iyi olacak takım. O sene bu sene. İnşallah, teşekkür ediyoruz. 1-0 galip ayrıldık. Neler söylemek istersiniz? Valla bu soğuk havada sıcak 3 puan yiyordu. İnşallah şampiyon olacağız, inanıyoruz. İnşallah, teşekkür ediyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Mutlu son yok. İnşallah, teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Bundan sonrasını Kocaeli düşünsün. Şimdi 8 puan geride. Önemli olan o. Gerçi ikinci bir rakibimiz daha var, Karaca Bey. İnşallah bir şampiyon olacağız. İnşallah. Heyecanı kaçmasın diye bu fark edildi. İnşallah. Teşekkür ediyorum. 1-0 galip ayrıldık. Neler söylemek istersin? Valla 3 puan aldığımız için mutluyuz. Böylece devam edip şampiyon olmayı garantilemeyi düşünüyoruz. İnşallah şampiyon oluruz. Neler söylemek istersin? 1-0 galip ayrıldık. Ne bileyim. 1-0 galip ayrıldık. Neler söylemek istersiniz? Valla bu soğuk havada da geldik. Takımımızı destekledik. Artık şampiyonluğa odaklandık. Bizim için artık bundan sonrası galibiyet. İnşallah. Ligi şampiyon olarak tamamlayacağız. Gerçekten değerli bir 3 puandı Bayburt için bu hafta içerideki Bağcılar maçı. Çünkü Bağcılar gerçekten zor bir takım. Soğuk memleket. Bağcılar tabii ilk yarı bunun azizliğini çok yaşadı. İkinci yarıda ama gerçekten iyi oyununu ortaya koydu. Ama Bayburt'un gerçekten içerideki motivasyonu taraftarla birlikte yakalayıp 3 puanı kazanmayı bildi tabii ki hocam. Teşekkür ediyoruz. Vallahi çok güzel bir maçtı. Çok üşüdük. Üşümemize değdi. Ben bir Sakaryasporlu olarak önümü de göstereyim. Bayburt'un şampiyon olmasını canı gönülden istiyorum. Ne kadar Sakaryasak o kadar da Bayburt Sporlu izliyorum. Vallahi bu soğuk havada çok güzel bir 3 puan aldık. Takımımıza güveniyoruz. O sene bu sene. Yıllarca bekliyoruz. 2-3 sene playoff oynadık. Bu sene playoff'u biz azmedemeyiz. Görüyorsunuz bu soğuk havada stadyumumuz yine doluyor. Futbolcu arkadaşlarımıza, yönetimimize, camiamıza, herkese güveniyoruz. Buradan sizin aranızda Bayburt Haber'e de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Şehrimizde olması gereken şeyi şu an yapıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hocam 1-0 galip ayrıldık. Neler söylemek istersiniz? Ya tabii 3 haftalık bir puan kayıplarından sonra biz de o kayıpların sonucunda göreve başladık. İlk maçımızdı. Tabii ki stresli bir ortam. Önemli olan 3 puandı. Hava şartları da maçın hatta oynanır mı oynanmaz mı gibi tartışmaya yol açtı. Zor şartlarda oyuncularımızın çok büyük özverisi, çok büyük mücadelesiyle o zor olan 3 puanı almayı başardık. Önemli olan 3 puandı. Şampiyonluk yolunda çünkü bu saatten sonra tabii gönül iyi futbol oynayıp da daha farklı kazanmak isteyebilir ama karşımızdaki rakipler de iyi takımlar. Onlar da var olma mücadelesi veriyorlar. Bir an önce Bağcılar da tehlike bölgesinden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ama ben oyuncularımın bugünkü ortaya koyduğu mücadeleye, kazanma hırsına, gayretine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim beklediğimden de çok daha iyi mücadele ettiler. Teşekkür ediyorum. İnşallah 7 maç kaldı.
artık bu maçı geride bıraktık. Her geçen hafta daha iyi olacaktır, ona inanıyorum. Tebrik ediyoruz hocam. İnşallah 7 hafta sonunda da sona ulaşırız. İnşallah. Evet Kaban, 1-0 galip ayrıldık. Golü de sen attın. Neler söylemek istersin? Allah'a şükür. İki maçlık bir kötü giden bir serimiz vardı. Haftalarda konuştuk işte. Birlik beraberlik zamanı dedik. Hem taraflar açısından onların da bu desteğine çok mutlu olduk. İlk yarı gördüğünüz bembeyaz her taraf. Göz gözü görmüyordu. Erken golü bulduk. İkiyi de atabilirdik. Atamadık ama pek fazla pozisyon da vermedik. Önemli olan 3 puan bu saatten sonra. Son 7 maçlık viraja girdik. Yani son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi önemli bir deplasmana gidiyoruz. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Diyarbakır deplasmanı. Ondan sonra zaten kırılma maçları başlıyor. İşte Diyarbakır'da en kötü 1 puan. Tabii ki isteğimiz 3 puanla dönersek önemli bir viraj dönmüş olacağız. Kimse inancını kaybetmesin. Buraya kadar getirdik. Biz getirdik. Bayburt getirdi. Bayburt halkı getirdi. Buradaki futbolcular getirdi. Başka hiç kimse getirmedi. Bundan sonrasında biz tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Kimse inancını kaybetmesin. Desteğimize devam edelim. Hafta içi de bir paylaşımda bulundum. Her zaman desteğe devam edelim. Yoğun sonuna kadar biz 10 puan, 15 puan farkla şampiyon olacağız diye bir şey demedik. Gerekirse son hafta şampiyon olalım ama bu kupayı bu şehre getireyim Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz. Evet kaptan, 3 puan aldık. 1-0 galibiz. Neler söylemek istersin? Ya zor maçtı. Son iki haftadır özellikle hem iç sahada Buca maçı hem de deplasmandaki Serik maçı mağlubiyetleri ister istemez moralleri bozdu. Bu haftaki maç da zordu. Maç öncesi hava şartları da zordu. Hakem sonuçta oynattı ama şartlar ne olursa olsun zaten biz bugün inanılmaz derecede iyi bir konsantre olduk. Rakibimize sonuçta düşme oynayan, buraya puan ve puanlar için gelen bir rakipti. Biz de yenmek istiyorduk. Çok şükür galip geldik. En azından bu iki haftalık skor anlamında kötü giden periyotu kesmiş olduk. 7 maç kaldı. Az önce Selçuk'un dediği gibi biz burada sonuçta bu forma için mücadele ediyoruz. Belki içimizde 3-4 tane Bayburtlu var. Çoğu hep yabancı şehirlerden, farklı illerden geldik ama giydiğimiz formanın, taşıdığımız armanın sonuna kadar emeğini, mücadelesini veriyoruz. Vermeye de çalışıyoruz, vereceğiz de Allah'ın izniyle. Sezon başı bu takım kurulduğu zaman kimse bu takım burada olacağını tahmin etmiyordu. Biraz gerçekçi olmak lazım. Ama olabilir. Biz çok uzun bir süre namağlup gittik. Bu dönemi de yaşadık. Hep beraber yaşadık. Hep beraber bunun keyfini çıkarttık. Şimdi son iki haftadır özellikle mesela hem kişisel hem de takım arkadaşlarımızın içerisinde olan kişisel arkadaşlarımıza olan yapılan tavır bence doğru bir tavır değil. Çünkü hak ettiğini düşünmüyorum çünkü hiçbir arkadaşım burada. Bu forma adına sonuna kadar mücadele veriyoruz. Veriyorlardı. Ben bu konuda insanlardan biraz anlayış bekliyorum. Evet, başka bir Bayburt Spor yok. Biz bu Bayburt Spor için mücadele ediyoruz. Allah nasip ederse de o kupayı bu şehire getireceğiz. Hiçbir şey kaybetmedik, hala lideriz. 7 maç kaldı, 5 puan öndeyiz. Şu an rakiplerimiz oynuyor, hiç umurumuzda değil bu hafta. Ne yaptıkları, ne ettikleri. Biz hafta hafta yapıyoruz artık işe. Geneli kapsamak istemiyorum ama insanlar bu konuda saha içerisindeki arkadaşlarımıza, yani mevki hiç fark etmez, bölge fark etmeksizin iyi olabilir, kötü olabilir, o gün iyi gününde olabilir, kötü, her zaman sahip çıkmamız lazım ki biz sezon başı bu kulübe sahip çıktık ve gerekli bütün özveriyi de gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Hani benim söyleyeceklerim bu. Güzel bir galibiyet oldu, zor bir galibiyet oldu, anlamlı bir galibiyet oldu. Tekrar başlangıç adına mutluyuz. Önümüzde bir Diyarbakır maçı var. Diyarbakır maçında Allah nasip ederse puan ya da puanlarla dönüp zaten sonraki hafta zaten Kocaeli haftası. Ondan sonra da zaten onu önümüzdeki hafta değerlendirmiş oluruz. Ben teşekkür ediyorum bu arada. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar tebrik ediyorum kaptan. Allah gelsin. Talip güldü bizden yana. Geldik yalın en son.